yukarıdaki verilere göre x uzunluğu kaçtır diye sormuş. Önce x kenar üçgende indirilen diklik hem açı ortaya oluşur hem de kenar ortaya oluşacağından tabanlarımız 3 3 diye ayırır. Ardından ABH üçgenine baktığımız zaman bir açı ortaya söz konusu açı ortaya da yansıtma özelliği kullanıyorduk. Dolayısıyla 3'e 3K e düşerse 5'e de 5K şeklinde yazabiliriz Ve daha sonra ABH üçgeninde 3, 4, 5 özel üçgeninden BH uzunluğu da 4K olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 4K ifadesi 3 artı 5'ten 8. Ve K'yı yalnız bıraktığımız zaman K'nın değeri 2. Bizden X değerini soruyormuş. X değerine de 5K dediğimiz için buradan X'in değeri 11 olarak çıkar. Yukarıdaki verilere göre x uzunluğu kaçtır diye sormuş. ABC üçgeninde iç açı ortayın özelliği gereğince yansıtma yapıyorduk. Dolayısıyla 4'e 4k düşerse 5'e 5k düşer. Ve ABC üçgeni bir dik üçgendir. Dolayısıyla 3, 4, 5 özel üçgende AC uzunluğumuz buradan 3k olur. 3k ifadesi 9 eşlediğimiz zaman K'nın değeri buradan 3 olarak çıkar. Dolayısıyla AB uzunluğu 12, BC uzunluğu 15 olur. Ve daha sonra ABD üçgeninde iç açıortayın özelliği şöyle yansıtma yapıyorduk. 4'e x düşerse 12'ye 3 katından 3x düşer. Ardından ABD üçgeninde Pisagor bağıntısını uyguladığımız zaman x'in değerine ulaşabiliriz artı şöyle pratik bir ifademiz vardı. Bir dik üçgende dik kenarlardan biri diğerinin 3 katı olduğu zaman hipotenüs uzunluğu küçük olan kenarın kök 10 katına eşit oluyordu. Dolayısıyla kenarlarımız 4 ve 12. Dolayısıyla kök 10 katından BD uzunluğu buradan 4 kök 10 olur. 4x ifadesi 4 kök 10 ise x'in değeri ise buradan kök 10 olarak çıkar.